Herkese merhaba arkadaşlar. Bodrum'dayız. Bodrum'da her şey bambaşka. Turgut Reis'teyiz, zirvedeyiz. 5 dönüm arsa içerisinde bir tane villamız var. Hatta 2 tane villamız var. 5'er dönüm arsa içerisinde. Arsa olarak altını çizerek söylemek istiyorum ki arsa fiyatına satılık. Birazdan geleceğiz o noktaya. 300 metrekare depo alanımız var ve 300 metrekarede üst tarafta bir kullanım alanımız var. Toplamda 600 metrekare kapalı alana sahip, 160 metrekare havuz kullanım alanına sahip, 5 dönüm arsa içerisinde sonsuz bir manzaraya sahip harika bir villa izleyeceksiniz. Şöyle bir gösterelim. 2 tane villamızı da gösterelim. Şimdi arkadaşlar burada 2 tane villamız var. 5'er dönüm arsa içerisinde. Fiyatlar ne? Bakın 5 dönüm arsayı baz alarak söylüyorum. Arsa fiyatına satılık bir yer. Hatta bu fiyatlara bu bölgede arsa da bulamazsınız. 36 milyon tanesi. 36 milyon tanesi pazarlığımız mevcut. Gördüğünüz gibi muhteşem bir manzara Turgut Reis'i tepeden net bir şekilde görebiliyorsunuz ve manzaramız da kapanmıyor. 160 metrekare bir havuza sahip dedik. Havuzdan denizi izleyebiliyorsunuz. 5 dönüm arsa, biz arsanın en ucundayız şu anda. Arkaya doğru da bu 5 dönüm arsa devam ediyor. Belli izinler alınırsa arka tarafa da bir ev yapılabilir. Onu da söyleyelim. Buranın kaba inşaatı bitmiş ve bu şekilde satılacak arkadaşlar. Alan kişi kendi kafasına göre ince işçiliğinde yapacak ve oturacak. 2 adet arsamız, 2 adet villamız var dedik. Ayrı ayrı tapular 5 dönüm arsa içerisinde. Şöyle bir gösterelim mi evi de? Bakın burada yapılmış bir tane var. Yan tarafta oturuyorlar. O da satılık. Fiyatını söyleyeyim mi? 85 milyon. 85 milyon arkadaşlar. Bakın ben size yarı fiyatına çoğu işi bitmiş bir ev sunuyorum. Buraya alacaksınız. Maksimum buraya 10 milyon civarında bir para harcanacak ve muhteşem bir manzaraya sahip olacaksınız. Hemen aşağıda yapılan yeni evler var. Yukarıda yapılan inşaatlar var. Burada inşaat sirkülasyonu devam ediyor ki zamanla burayı tamamen dolmuş olarak göreceksiniz ki bu manzara zaten kaçırılmaz. 5 dönüm bir arsa, bırakalım Bodrum'u, Didim'de dahi bu fiyatlara bulmamız imkansız. Açıp ilan sitelerine bakabilirsiniz. Şimdi evi gezeceğiz, şöyle kabaca bir göstereceğiz size. Bana göre arkadaşlar burada çok da bir masraf yok. Eğer kafanıza göre bir inşaat yapmak isterseniz ya da derseniz ki sen nasıl yaparsın, bana göre 6-7 milyon bir masrafı var. Çünkü aslında her şey bitmiş, sıvasına kadar yapılmış. Sadece iç kısımda masraf kalmış. Yani giriş kısmı burası. Bir ev anlatalım. Arkada bir garajımız var. Hemen şöyle bir gösterelim. Drone görüntülerini de zaten göstereceğiz. Arkada bir böyle garajımız var. Çok da güzel olmuş. Arkaya kadar da devam ediyor arkadaşlar bizim arsamız. Bakın hemen yan tarafta bir arsa içerisinde 2 tane villa yapılmış. Siz de isterseniz böyle düşünebilirsiniz. Peki burası neden bu şekilde satılık? Onu da söyleyelim. Şimdi bu arkadaşlar, burayı yapan kişiler gurbetten gelmiş, yurt dışından gelmiş, inşaata başlamışlar. Burada da müteahhitlerle sorun yaşamışlar, iş verdiği kişilerle sorun yaşamışlar ve artık sıkılmışlar. Sıkılmışlar. Türkiye'de gurbetten gelenlerin her zaman yaşadığı bir olay aslında. Sıkılmışlar, artık yapmayacağız demişler. Belli nedenler olmuş, araya belli sorunlar girmiş ve bırakmışlar arkadaşlar. Bu şekilde satacaklar, kelepir fiyata satacaklar. Pazarlığımız da mevcut. Şimdi evin giriş kısmı, bahçe alanı zaten kocaman. Drone görüntülerinde yerinde işaretleyeceğiz. Biz iç kısmını şöyle bir kaba taslak bir gösterelim. Şimdi giriş kısmı burası. Yani çelik kapının geleceği yer burası. Ben biraz da anlatarak nasıl yapılabileceğini de söyleyerek gideyim. Burada bir antre alanımız var. Sağ tarafta salon mutfak kısmımız var. Hemen sol tarafta şöyle girdiğimizde bir lavabo kısmımız var. Bakın burada membranlar falan her şey hazır aslında. Çok da güzel yapmışlar bu arada inşaat. Çok güzel yapmışlar. Çok da bir masrafı kalmamış. Kaba inşaat bitmiş. 5 dönüm arsa. Arsa fiyatını alacaksınız. Ve üstündeki yapı da size bedavaya gelmiş olacak. Salon mutfak bu şekilde, böyle bir manzarası var. Adalara kadar her yeri görebiliyorsunuz ki muhteşem bir manzara. Mutfak kısmını sol tarafa yerleştirip burayı da oturma alanı olarak değerlendirmişler. Ön tarafa da geniş bir teras koymuşlar ki tavan yüksekliğini görüyorsunuz. Tavan yüksekliğini görüyorsunuz. Anlatmama gerek yok. 5 metreye yakın bir tavan yüksekliği var. Doğramalar benim hoşuma gitmedi. Bunlar çıkarılır. Tekrar bir değiştirilir. Burada benim gözümde şu anda 6-7 milyon civarında bir masraf var. Ama tabii ki yapım aşamasında sizin zevklerinize göre de değişebilecek masraflar çıkabiliyor. Hemen şöyle bir gösterelim şurayı da. Bakın böyle bir terasımız var. Eğer izin alabilirsek yan taraftaki evinde drone görüntülerini koyacağız. Bitmiş şekilde nasıl olacak onu da göreceksiniz arkadaşlar. Çok da güzel bir ev. Satarım diyor. İsterse biri 85 milyona veririm diyor. 85 milyon. Biz
36 milyon artı pazarlıkla sunuyoruz. Burada maksimum 10 milyon maliyetimiz var desek 46 milyon diyelim. Pazarlık yapmadan almış varsayalım. 46 milyon civarında bir rakam alacaksınız 5 dönüm arsa içerisinde. Bakın arkadaşlar yarı yarıya. Yarı yarıya bir kar oranı var burada. Eğer böyle bir şey düşünüyorsanız kesinlikle kaçırmayın derim. Burada da yine bir teras alanı bırakmışlar. Antreden çıkabileceğiniz istenirse buranın üstü şimdiden kapatılıp kış bahçesi tarzında kullanılabilir. 3 odamız var burada. İstenirse oda eklenebilir. Bunda bir problem yok. Onu da söyleyelim. Devamında zaten odaları görüyorsunuz. Hemen sol tarafta bir odamız var. Gayet de güzel bir oda. Tavan yüksekliği de iyi. Yatak, dolap buraya çok rahatlıkla sığacaktır ki burada kapıları çok büyük yaptıracaksınız. Çok güzel durur, lüks durur. Gerçekten harika durur. Hemen şöyle bir yana geçelim. Burada da bir odamız var. Biraz hızlı anlatıyoruz ama arkadaşlar zaten evde drone görüntülerini göreceksiniz. Yapılan yapılmış ve videoda da biz her şey olduğu gibi göstermeye çalışıyoruz. Geldiğinizde bir sürprizle karşılaşmayın. Hepsini de anlatmaya çalışıyoruz. Burada da güzel bir odamız var. Gayet geniş, ferah, rahat. Artı arka tarafta bahçe alanlarının çok geniş kalması da çok güzel. Yani şöyle düşünün. 5 dönümlük bir arsada biz sadece 2 dönümü kullanmışız gibi düşünün. Arkada 3 dönüm daha boş arsanız var. Böyle değerlendirmek lazım. Arka istediğiniz gibi istenirse müştemilat tarzı bir şey yapılabilir. İstenirse seyir terası gibi bir şey yapılabilir. Spor alanı gibi bir şey yapılabilir. Çok da güzel olacaktır. Ve gelelim ana yatak odasına. Böyle bir ana yatak odası düşünmüşler. Tabii çok geniş bir ana yatak odası. İstenirse burayı daha farklı da yapabilirsiniz. Orada bir de depomuz var koridorda. Onu göstermedik. Kapatmışlar orayı çünkü malzemeler var içerisinde. Gayet geniş, güzel bir ana yatak odası değil mi? Ama şu manzaraya bir bakar mısınız? Muhteşem bir manzara. Özellikle şu kısımdan manzara inanılmaz güzel gözüküyor. Kameradan nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama gerçekten inanılmaz bir manzaramız var. Turgut Reis'in tamamını net bir şekilde buradan görebiliyorsunuz. Merkeze de çok uzak değiliz arkadaşlar. Zaten aşağıda da geldiğinizde drone görüntülerinde de göreceksiniz. Evler yapılmış. Sağımızda solumuzda oturan insanlar var. Ve şöyle bir araç giriş yolunu da bir gösterelim. Bakın buradan bir yol geliyor. Burayı iki arkadaş beraber yaptırmaya başlamış. Sonradan bırakmışlar. Öyle söyleyelim. İki tane arkadaş başlamış arkadaşlar. Yolu ortak yapmışlar zaten. Tam sınırdan yol geliyor. İkisinin de bahçe kısmına açık ve kapalı otopark olarak ayırabiliyorsunuz. Şu an bulunduğumuz kısmın altında da 300 metrekare kapalı bir alana sahip burası. Çekirgeler de artık bana gelmeye başladı. 300 metrekare kapalı bir alana sahip. Böyle baktığınızda da kesinlikle tam zirve değiliz. Tabii üst tarafımızda da arsalar var ama zirvenin ortağıyız diyelim. Değil mi? Çok güzel değil mi? Bundan sonra dediğim gibi Bodrum'da da çekimlerimiz olacak ama burası benim gözümde fırsat niteliğinde bir yer. Neden? Şöyle düşünelim arkadaşlar. Didim'de de biz tanıtımlar yapıyoruz. Çokça Didim'de tanıtım yapıyoruz. Kuşadası'nda tanıtım yapıyoruz. Didim'de bir dönüm içerisinde ortalama rakamlar bildiğiniz gibi, hani abartmadan söylüyorum, ortalama 30 milyon civarında, 40 milyon civarında istenilen fiyatlar var. Hatta 500 metrekare arsaların içerisindeki evlere istenilen rakamlar bu. Ama burada böyle bir evi şu an arsası 5 dönüm, bunu unutmayalım, 36 milyon gibi bir rakama alabileceksiniz. Ve bu rakam arkadaşlar gerçekten uygun bir rakam. Yani şu 10 milyon TL daha harcamış olsak 46 milyon gibi bir maliyetle bu işin içerisinden çıkarsınız. Ve 10 milyon bence buraya gitmez bu arada, onu da söyleyelim. Yani çok da güzel bir şey olur harcarsanız o rakamı. Sonrasında burada rahat rahat oturabilirsiniz. Ve emin olun ki şunu bilerek gelin buraya. Çok karlı bir alışveriş yapmış olacaksınız. Arkada devam eden arsalarda istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz diyelim. Turgut Reis bambaşka gözüküyormuş. Biz hep geldiğimizde şehir merkezinde bakıyorduk evlere ama böyle çıktığımızda ben buraya ilk defa çıktım. Manzaraya aşık oldum. Gerçekten muhteşem bir manzara. İki tane ev var. İkisini de ayrı ayrı satabiliriz. Onu da söyleyelim. Beraber satmak zorunda da değiliz. Bunu ya da onu alabilirsiniz. Şu yapılmış evi de bir gösterir misin? Bakın orası da 5 dönüm içerisinde arkadaşlar. 5 dönüm içerisinde orası da bir villa. Aslında 3 kişi beraber başlıyor inşaata. İkisi devam ettirmiyor, bırakıyor. Sonra bir kişi devam ettiriyor ve yaptırıyor. Gördüğünüz gibi böyle muhteşem bir olay ortaya çıkıyor. Gayet de güzel olmuş. O evde çok şık. Drone görüntülerini de zaten çekmeye çalışacağız. Şöyle bir yatak odasını tekrar bir gösterelim mi? Böyle bir yatak odası var mı? Ben başka bir yerde görmedim böyle bir yatak odası. Gerçekten muhteşem bir yatak odası arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Salon mutfağa da geçelim, sonra videoyu bitirelim. Çok da uzatmayalım. Zeminde seramik lazım. Doğramalar, kapılar, mutfak dolapları gelecek. İçeride de bir alçı
boya gerekiyor. Sonra da bahçe düzenlemesi ve havuzun seramiği yapılacak. Başka bir şey de kalmıyor arkadaşlar. Zemin katı inmek isterseniz bodrum katına, isterseniz orayı da yaptırabilirsiniz ya da depo olarak kullanabilirsiniz. Ki depo olarak kalması bence ideal. Bu ev bence yeterli. Çünkü bodrumda da zaten evler öyle 5 artı 1, 6 artı 1 malikane tarzında evler göremiyorsunuz. Genelde küçük evler oluyor. Çünkü Ege bölgesinin tamamının imarı düşük olduğu için böyle büyük arsalar bulamıyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi 5 dönümün yarısı kullanılmış. Yarısı da zaten arkada duruyor. Ona da belli izinler alındıktan sonra bir şeyler yapabilirsiniz. Gerçekten güzel bir ev gezi. Kendinize çok iyi bakın. Bodrum'da çekimler devam edecek. Çok uzun bir video olmadı ama drone görüntüleriyle harmanlayacağız. Arkadaki arsayı, öndeki manzarayı, yan taraflarda yapılmış evlerin tamamını göreceksiniz. 36 milyon TL ile satışta 2 adet villamız var. 5'er dönüm arsa içerisinde. Arsa olduğunu altını çizerek söylemek istiyorum ki genelde tarlaya da evler yapılıyor ama burada arsa vasıflı bir tapu alacaksınız ki şu an zaten arsa parası bile değil. Güzel bir villaydı. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin.